Merhaba değerli izleyicilerimiz. Şu anda Kahramanmaraş Sütçüman Üniversitesi Karacasu kampüsündeyiz. Burada ciddi bir eylem var. Öğrenciler içeride ders olduğu halde binaların yıkılma tehlikesinden dolayı öğrenciler derse girmiyorlar, eylem yapıyorlar. Şu anda da Kahramanmaraş Sütçüman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kadir Saltalı öğrencileri sakinleştirmek adına bir konuşma yapıyor. Bakalım size buradan görüntüleri aktarıyoruz. Şu anda burada Karacasu kampüsünün çürük raporu olduğu halde eğitim öğretime devam ediliyor. Okulda çatlaklar, yarıklar ve yürürken bile sallandığınızı hissettiğiniz bir okulda şu an eğitim görüyoruz. Ve çürük raporu olduğu halde bu okulun 2000 yılından bu yana bir şekilde sürekli üstü kapatılıyor. Sorunlar giderileceğini söylüyor. Ama hiçbir şekilde sorun veya bizim burada taşınma gibi söz konusu değil. Sürekli bizi erteliyorlar. Yani burada biliyorsunuz ki Maraş'ta deprem bölgelerinden birinci sırada. Yani Elazığ'da çok yakın bir sürede deprem oldu. Ve Maraş'ta olması ihtimali çok yüksek. Siz de biliyorsunuzdur. Bu yüzden gereğinin yapılmasını istiyoruz. Aşağı yerleşkesine taşınmayı istiyoruz. Aşağı yerleşkesinin taşınmasını istiyoruz. Yani şu anda burada ders olduğu halde içeri girmiyorsunuz. Derslere girmiyoruz. Bu sorun giderilene kadar da derslere girmeyeceğiz, okula geleceğiz. Bizim burada can güvencemiz yok. Herhangi bir deprem olduğunda yaklaşık 3000 öğrenci var ve bunun birçoğu ölme ihtimaliyle karşı karşıya ki insanların yaşam haklarını ellerinden alıyorlar. Lütfen, tamam bırakalım yeter. Biz şu anda bu çizgiyi geçemediğimiz için size içeriden fazla bir bilgi alamadık Kadir Bey'den. Kadir Bey sizlere neler söyledi Kadir Saltalı? Onlar da şöyle söylüyor. Evet çürük raporu. Onlar sağlam olduğunu iddia etmiyorlar. Ama çürük olduğunu da söylemiyorlar. Ama CİMER başkanlığa yazı gönderildi defalarca. Ve orada çürük raporu var. Yani CİMER'e gönderildi. Bu eğitim öğretime devam edilemez dendiği halde bu okul hala eğitim öğretime devam ediyor. Peki son bir şey söylemek ister misiniz? Yani evet tabii burada şu an yaşam hakkımız elimizden alıyorlar. Biz buraya eğitim öğretim ders görmeye geliyoruz ve en ufak bir şeyde deprem tatbikatı bile yapamıyoruz. Çünkü aynı anda o kadar öğrenci hareket ederse okulun çökme ihtimali çok var. Siz göremediniz içeride. Yangın merdivenleri... Ben de onları soracaktım. İçerideki durum nedir? Yangın merdivenleri şu an orada yürümek mümkün değil. En ufak bir sallantı olsa sanırım çöker. O yüzden gereğin yapılmasını istiyoruz. Bu okul yıkıldığı zaman 3000 öğrencinin başına çöktüğü zaman ne cevap verecekler? Bize sürekli paradan bahsediyorlar. Bütçe ayrıldı, ayrılmadı. Bu okul bizim başımıza çöktükten sonra bu bütçenin bir önemi kalacak mı? Yani bize bunun cevabını versin. Net cevap alamadık biz. Hiçbir şekilde net cevabımız alınmadı. Sürekli sınıfa sokulmaya çalışılıyoruz. Sürekli okula girin, okula girin. Biz girmek istemiyoruz. Yürüdüğümüz yerde sınıflar sallanıyor. Yani sınıflar sallanıyor. Burada bir 5 büyüklüğünde bile 6 büyüklüğünde bir deprem olsa başımıza çökecek. Yani bunlarla alakalı hiçbir önlem alınmıyor. Basını bile içeri almadı dedikleri için biz buraya geldik. Derse girmeme eylemi yapıyorduk. Okulun önündeydik biz. Girmedik. Girmeyeceğiz de. Okul olduğu halde geleceğiz, bekleyeceğiz. Bize net bir cevap verilene kadar biz buradayız. Bekleyeceğiz.